Değerlendirmenizi alabilir miyiz? Hocayı göndermiyoruz hemen. Göndermiyor. Maçı nasıl buldunuz başkanım? Ben çok maç izledim. Böyle değerli bir hakem görmedim. Adamların her düşmesine bizim aleyhimize faul ver. Hüseyin Göçek gibi senelerin hakeminin hatasını yapmasını doğru bulmuyorum. Naci Hoca'yla devam mı kararı mı aldınız başkanım? Yok kardeşim, biz daha hoca hakkında karar vermedik. Ancak bu hocayı niye gönderdim? Bundan evvel giden hocamızı. Bu kaleci de ısrar etmiş. Ferhat birinci maçta son 3 dakikada 2 gol. İkinci maçta yine son 4 dakikada 2 gol. Bugün oynayan kaleciyi gördünüz. Bu kalecinin gençler bilinen maliyeti 975 bin euro. Gördünüz mü? Ben, evet. Ben işte futbol içinde olan bir insan olarak bu hataları gördüğüm zaman benim görevim hocaya ikaz etmek. Nitekim bu hocaya da ikaz ettim. Mutlaka kaleci bu aldığımız yabancı hoca, kaleciyi oynattım. Ve tebrik ederim, çocuktan bana göre 2 tane %100 gol çıkarttı. Başkanım geçen sene Eskişehir maçı 3. haftaydı. Geçici bir hocayla sahaya çıkmıştık, galip gelmiştik. Bugün de benzer bir durum oldu, yine 3. hafta. Evet. İnşallah. Tabii Gençler Birliği olarak zor durumdayız. Bugün teknik adam olarak hakikaten bakıyorum. Bakın şurada cebimde işi olmayan mevcut antrenörler var. 10-11 tane. Başkanım kameraya da gösterebilir misin? Yok, senin gerek yok. Mustafa Denizli var. Lucescu var. Lucescu yok, Lucescu değil. Samet Aybaba. Samet, o da değil. Denemiş adamlar değil. Mustafa Denizli, Ersun Yanal, ikisini de aradım. Ersun, dış Türk'le mukavelesinin olduğunu, Mustafa Denizli de abi şimdi düşünmüyorum dediğini söyledi. Efendim? Mustafa Denizli? Bir şey söylemedi. Ankara'ya geleceğim, görüşelim falan dedi ama gelirse sen görüşeceğim. Bir öne çıkan isim var mı başkanım? Ben sordum ya o gün gazetecilere. Söyleyin bir tane de onu getireyim. Musa'ya getireceğim.